konuşmamın başında ifade ettim. Ben Aydın'ı çok seviyorum. Gurbette yaşadım. Mukayese etme şansım olduğu için burayı daha çok seviyorum. İncirlova'nın cennetin merkezi olduğunu iddia ediyorum. Nasrettin Hoca'nın hesabı, inanmayan gitsin ölsün baksın. Ama bu mukayeseyi yapabileceğimiz alanları görmemiz lazım. %100 katılıyorum. Buranın cennet olduğunu ispat etmek için cehennemleri bir bilmek lazım. Cehennemi gördüm. Sibirya'da Usinsk diye bir şehre gittik. -38 derece. Bir gün değil, yılın önemli bir kısmı, 4-5 ay böyle yaşanıyor. Toprağı görmüyorsunuz. Sırf buz. Bu işin soğuk tarafı. Sıcak tarafı var. Bir de Sudan'ı gördüm. Orada da hakikaten sıcak, toz toprak. Yani buraları görünce niye İncirlova'nın cennetin merkezi olduğu tespitime inanın, görürseniz veya görmüşseniz siz de hak verirsiniz. Şimdi tabii ki tek cennet İncirlova olmayabilir. Ama bu bir örnek, bu bir yaklaşım. Bu farkları görürseniz buranın olması gerekeni konusunda da insan olarak akıl yormak, şartları sonuna kadar iyileştirmek ve bir şeyler yapmak gerekliliğini mutlaka idrak edersiniz. Bulunmamızın gerekçesi bu. Evet, Aydın 50 kuruşluk çay ile memnun. Burada biz 75 kuruşa çay verdiğimiz için zaman zaman vatandaşımız soruyor. Aydın'da 50 kuruş. Siz niye 75 kuruş? Burada kahveciler odası 75 kuruşa çay satma kararı aldı geçen gün. Eğer biz burada 50 kuruş çay satmaya başlarsak İncirlova'da ilçe bazında yaklaşık 400 tane kahveci esnafı dükkanı kapatmak zorunda kalır. Veya büyük bir bölümü kapatır. Şimdi ben sadece ben merkezli bir hayatı yaşamamam gerekiyor. Bu konularda istihdam önemli. İnsanların yaşam alanlarına girmeme konusunda karar önemli. Ben karar verebilirim. Ekip olarak sizi de ikna ederim. Bu kararları aldırırım. Ama arkasından ne olacağı konusunu da değerlendirmemiz lazım. Şimdi bazı konular kamuoyunda başlangıçta çok cazip geliyor. Ücretsiz hatlar belirleninceye kadar toplu taşım araçlarının konması tabii ki halkın faydasınadır. Ama almadan vermek sadece Cenab-ı Allah'a mahsustur. Biz yaptığımız her faaliyetin kaynağını toplumdan topluyoruz, topluma harcıyoruz. Bu konuda hesap bilmek, hesap vermek gerekiyor. Ben toplu taşım konusunda uzun yıllar görev yapmış olan minibüsçü esnafımızın sorunlarına kulak tıkayarak bu konuda keyfi denebilecek tarzda bir ulaşım hizmeti sunulmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Tabii ki toplu taşımın amacı ekonomik taşımadır. Vatandaşa hizmet etmektir. Bu doğrudur. Ve bu anlamda da büyük şehirlerde yapılan toplu taşıma prensiplerinin behemal uygulanması gerekir. İzmir çok yakınımızdaki çok büyük bir şehir. Toplu taşım örneği var. Eskiden Esot'tu. Şimdi ismi İzulaş oldu galiba. Yanlış söyleyebilirim. Evet, İzulaş. Ankara'nın Egos'u vardı. İstanbul'un İETT'si vardı. Şimdi Aydın'ın bu konuda örnek alabileceği çok ciddi büyük şehir toplu taşıma işletmeleri var. Bunlardan ders almamız lazım. Bunları yaparken popülist yaklaşımla günlük çözümler bizi ileriye götürmez. Toplum içerisinde
barış ve kardeşlik havasını tesis etmemiz ve bunu sürdürebilir halde yaşatmamız lazım. Tabii ki vatandaşların her şeyin bedava olması kadar hoşlarına gidecek bir şey olmaz. Ama Aydın'da bedava yaşamak mümkün değil. Aydın'da bedava yaşayacağım derseniz siz burada asalak gibi yaşıyorsunuz. Burada yaşamaya müstahak değilsiniz. Hadi buradan gidin diye yarın bir gün birileri sahiplenmeye çıkar. O yüzden yaşadığımız arsanın hayat değerinin çok yüksek olduğunun farkına varmamız lazım. Bu konuda bedavacılığın sonu bizi ancak köle yapar. Bugün para alan yarın talimat almaya başlar. Bu topraklar çok ciddi medeniyetlerin mezarlığıdır. Thales'in hemşerisiyiz. Hesap yapmayı, hesap bilmeyi, ilmi öğrenmeyi başkalarından değil kendi ihtiyacımız için gerçekleştirmemiz lazım. Aydın'ın aydınları dışarıdan artık içeriye gelip soran, talep eden, mukayese eden, mücadele eden ve tuttuğunu koparan fertlerden oluşması lazım. Burası ucuz yaşanacak bir alan değil. Çok güzel bir alanın yaşanmasının da bedelleri olduğunu gayet iyi çocuklarımıza anlatmamız lazım. Eğitim her şeyin başı. Cehaletten daha büyük savaşacağımız düşmanımız yok. Cehaleti bilgiyle yeneceğiz. Bu anlamda bizim sloganlarla yaşamaktan ziyade hayatın gerçeklerini iyi öğrenmiş, çok iyi donanımlı fertleri bu topraklarda yeşetip, yetiştirip buralarda yaşatabilmemizle buralara ancak sahip oluruz. Bu konuda mücadele etmeyi iyi bilecek bir nesli yetiştirmemiz lazım. O zaman 50 kuruş muhabbetini aşarız. Evet. Hüseyin Hocam buyur.